Arkadaşlar evim evi dağıtmışsın yazıyorsunuz. Şunu hafif bir değineceğim. Konuşmak istemiyorum normalde. O evde ben de yaşıyordum. O evin çoğu şeyi bana da aitti. Tam evim evini tutmuş olabiliriz ama evde yaşayan orada isim olarak benim adım da geçiyordu. Ve ayrıyetten ikimizin yaşadığı bir evdi. Ve onu ben ayrıyetten onun eşyalarına zarar vermedim hiçbir şekilde. Çıkıp da şu eşyama zarar verdi diyemez. Zaten ona dair evde bir şey yoktu. Ben sadece sinirlendim, tripodu fırlattım falan. Şikayet etsin istediği yere. Onun hiçbir şeyine dokunmadım ben. Evde veya zarar edeceği hiçbir şeye dokunmadım. En fazla depozite yanar. Depozitanın yanması onunla bir şeyi zaten kaybettireceğini düşünmüyorum. Televizyona mı zarar vermişim? Buzdolabına mı zarar vermişim? Hiçbir şeye zarar vermedim. Sinirle sadece ayakkabılarına zarar verdim. Maddi anlamda ona zararlı çıkartacak hiçbir şey yapmadım ben. Öyle söyleyeyim size. Ayakkabılarına zarar verdim, pardon. Kıyafetleri yokmuş. Evet, kıyafetlerini de attım çünkü. O anlık sinirle hepsini bir valize doldurup attım. Nerede diye arıyorsa diye söylüyorum. Çöpte. Bulabilirim bilmiyorum. Çöpe de koymadım zaten. Çöpün yanına koydum. Çöpe atmadım, yanlış anlamayın. Öyle, onun dışında da başka neye zarar verdim? Ben burada söylerim işte, çekinmem. Ayakkabılarına zarar verdim, pardon. Kıyafetleri yokmuş. Evet, kıyafetlerini de attım çünkü. O anlık sinirle hepsini bir valize doldurup attım. Nerede diye arıyorsa diye söylüyorum. Çöpte. Bulabilirim bilmiyorum. Çöpe de koymadım zaten. Çöpün yanına koydum. Çöpe atmadım, yanlış anlamayın. Öyle, onun dışında da başka neye zarar verdim? Ben burada söylerim işte, çekinmem. Yastıkları bırakmadım. Yorgan bırakmadım evde. Hepsini delik deşik yaptım. Koltukları, moltukları hiçbir şeye zarar vermedim, televizyona falan. Hasta mısın? Duşakabin yanmıştı. Çünkü ben kendi kıyafetlerimi yaktım. Hadi benim kıyafetlerimi yaktı desin orada. Kendi kıyafetimi orada yaktım. İlk buluşmada giydiğimiz kıyafetimi yaktım. Orada gördüm dolapta sinirli. Aldım elime çakma. Banyonun içinde yaktım. Çünkü başka yakacağım hiçbir yer yoktu. Duşakabinin yanması da sıkıntı değil. Evden çıkarken en kötü depozitayı almaz zaten. Yani Mehmet'e zarar sokacak hiçbir şey yapmadım.